Tefsiri Kebir sahibi Fahrettin Razi diyor ki İslamiyet en kadim beşeriyetin tarihi kadar eski bir inanç. Çünkü Hazreti Adem'le beraber geliyor. Ama ondan sonra insanlar putperestlikle dalalete düştüler. Hazreti Nuh'la beraber Hazreti Nuh'un kavmi la tedrunne alihetekum ve la tedrunne vedden ve la suha ayet-i beyan edildiği gibi Nuh suresinin ikinci sayfasının ortasında Cenab-ı Hak Nuh kavminin yani insanlığın ikinci atası olan Hazreti Nuh'un kavminden birçokların nasıl putperest olduklarını anlatır. Fahrettin Razi putperestlik Allah'ı inkarın en kadim şekli ve bugün en yaygın halidir. Hala kendi memleketimizde de sair beldelerde de dünyada en yaygın küfür şekli şirk şekli putperestliktir. İnsanlar acaba niçin putperest olurlar? Niçin kendi elleriyle yonttukları betonlara, taşlara, hamurlara, tahtalara hiçbir faydası dokunmayacak, kendinden bir şerri defetmeye bile muktedir olmayan şeylere boyun büküp secde edip uluhiyet isna ederler. Baktığınız zaman aklın kabul etmesi asla mümkün olmayan bir durumdur. Ama niçin? Niçin Allah demek yerine Lat ve Uzza diyorlar? Niçin başka isimlerle kendilerine yeni yeni putlar arıyorlar? Tıpkı ataları Müslüman olan, Muhammedi olan, Kur'an'a asla hürmetsizlik yapmayan bu toprağın kıymetli insanlarının bugün evlatları putperest kesildiği gibi insanlar akıllarını hiç kullanmadan ne yaptıklarını bile düşünmeden birbirlerini taklit ediyorlar. Bugün hem memleketimizde hem bütün ülkelerde putperestliğin arka tarafına baktığınız zaman İnsanın nefsinin şu arzusundan kaynaklıdır. İslamiyet insan gibi yaşamak için sınırlar çizer. İnsanın ancak kendisine şan, şeref, onur, gurur, iffet, haya, namus mefhumlarını katacak sınırlar çizer. Ama onu namussuz kılacak, onu ahlaksız kılacak, onu soysuz, onu yolsuz, onu ucuz, onu hasis kılacak onu zalim kılacak serbestliklere hayır der. Onu behimileştirecek, hayvanlaştıracak her türlü hürriyetin önüne geçer. Ama insan nefsi hürriyeti kısıtlansın istemez. Nefis her türlü engelin önünden kalkmasını ister. İşte putperest olanlar, kimisi X kimisi Y, kimisi Z putuna tapanlar. Bunların her birinin nefsinin zayıf ve meyyal olduğu taraflar var. Gidip Budist oluyorsa, putperest oluyorsa veya başka bir izimin peşinden gidiyorsa nefsinin bütün arzularını, bütün sınırları kaldırarak inanç sınırlarını, şeriat sınırlarını, gelenek sınırlarını, ahlak sınırlarını, kanun sınırlarını hepsini yokla bir ederek kendi putunun arkasına sığınıp aslında bir hayvanın bile yapmayacağı kadar sefil işleri rahatlıkla yapabilmek için kendine bir put, kendine bir yol, kendine bir izim uyduruyor insan. Allah Celle Celaluhu bütün peygamberleri anlatırken onların ya kavm Abdullah min ilahin gayru ey kullarım Allah'tan başka sizin ilahınız yoktur. Rabb bir tanedir. Rabbul alemin bir tanedir. Gökten yağdıran, yerden bitiren bir tanedir. Öyleyse bugün her ne kadar bu aleme geldiğimiz andan itibaren dün huzurunda secde ettiğimiz Kalu bela diye hiç tereddüt etmeden ikrar ettiğimiz Rabbi bugün bu alemde dünyaya geldiğimiz zaman dünyanın hevesleri, nefsin arzuları bize geçmişimizi unutturmuş olsa da 124 bin peygamber onların rahle tedrislerinden geçen Allah dostları, sahabeler, ulemalar, müştehitler hep bize o ahdi kadimi Hatırlatmak için Allahla olan buluşmamızı, Allah'a verdiğimiz sözü bize tembih etmek, hatırlatmak, ihtar etmek için gelmiştir.